Efendim işte Başbakan Halil şu an canlı yayında. Aramızda. Biz onunla daha önce bu röportajı yapmıştık. Başbakan Halil şimdi yanımızda. Halil kardeşim hoş geldin. Hoş nasılsın? İyiyim. Nereden geliyorsun? Sütlüce. Sütlüce. Sütlüce'ye buradan bir selam olsun. Söyle bakalım. Herkese çok selam ederim. Çok sağ olun. Peki. Daha önce Kanal T mikrofonlarına seslenmiştin. Ben iddia ediyorum ki sen seçimlere gir. Ben sana oy vereceğim. Kesinlikle. Kazanman için de çalışacağım. Ben iddia ediyorum ki şu anda bu halkın üzerine zam yapan, tüp gaza, elektriğe zam yapan ısrarla bu yönetim anlayışından daha iyi bir yönetim olacak sende. Sözü sana bırakıyorum. Evet, evet. Neler vaat ediyorsun? Söyle bakayım hadi. Ben kimseyi mağdur etmeyeceğim. Gerekli artışları vereceğim. Kimse mağdur olmayacaktır. Hükümetimizin maaşlara istiyorum. Yani normal asli maaşlara en az %30 maaş zam yapamaz ama %20 olsun. Maaşlara zam yapmasını ÇTP-DP hükümetinin istiyorum. Bütün maaşlara %20 zam yapmasını talep ediyorum. Ve inşallah Kıbrıs konusunda bir anlaşma olur. Eğer anlaşma olmazsa Ankara'ya bağlanmasını talep ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki partinin adı senin Muhacirat Partisi mi? Kıbrıs Muhacirat Partisi. Ha. Evet. Amblemin ne? Amblemim ay. Bayrağım altın sarısı. Ne mutlu da Türk'üm diyorsun. Evet, ne mutlu Türk'üm diyerek. Peki, Halil kardeş, sen bu zamlar konusunda ne düşünüyorsun? Elektriğe zam, tüp gaza zam, akaryakıta zam. Zamlar konusunda tabii ki olmaması lazımdı. Tabii ki hükümet de mecbur kaldığı için zam yaptı diyor Sayın Başbakan. Ama yani zamları fazla zam yapmaması lazım. İnşallah bundan sonra zam olmaz. Bu zamlar kalsın. Tabii zamları geri alsın diyor, geri almazlar ama... Bundan sonra zam yapmasınlar. Artık bu işi böyle götürsünler. Çünkü zam olursa halkımız fakirleşir. Ekonomik sıkıntı yaşar. Yani bundan sonra zam olmamasını talep ediyorum. Çok teşekkür ederim. Peki Halil kardeş sen ne yapıyorsun? Geçimini nasıl sağlıyorsun? Aylık alırım da az alırım. Sosyal memurluğu isterim. İşe gireyim. 25 sene işsizim. Sen nasıl başbakan olacaksın? Daha memur bile olamadın sen. Olamadım da isterim. 88'de 30 yılı söyleyeyim onlara da. Söyleyeyim. Söyle tabii. 88'de 30 yılı geçtim. 99'da teknisyen imtihanı kazandım. 25 sene işsizim. Ben herhangi bir devlet dairesine girmeyi isterim. Tabi Maliye Bakanı'na gideceğim. Bakan Bey'le görüşeceğim. Memur yazıcı isterim olayım. Bir zahmet bana yardımcı olursa Bakan Bey'in, Maliye Bakanlığın. Kendilerine... Sesten bakalım buradan Maliye Bakanı. Burada Maliye Bakanı bana yardımcı olursa kendilerine bir hediye alırım. Yani bir memurluk bana da verirse çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Peki Halil kardeş, süreci nasıl değerlendiriyorsun? Onu söylesen bana. Yani önümüzde sonrası... seçim olursa aday olacaksın mı bu defa başbakanlığa? Olacağım ama işte olmam için toplam 13 değil 20 trilyona ihtiyacım vardır. Çünkü niye 20 trilyon? Çünkü parti binası kuracağım, fabrika kuracağım. Buraya aynı zamanda onları söylemeden açıklayayım bunlar daha. Hadi açıkla. Gemi fabrikası, uçak, karyola, pataniya, demir çelik, tekstil, boya fabrikası. Şu an 7 fabrika kuracağım. İleride 13 fabrika daha kuracağım. Kimseyi mağdur etmeyeceğim. Bildiğiniz gibi halkımızın mutluluğu ve esenliği için çalışacağım. Beni bu göreve getirirseniz ben de elimden geldiğince sizleri en üst noktaya taşıyacağım. Bütün Türk halkı başımın baş tacıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene. O kadar. Koltuğun hazır mı? Her şey hazırdır. Koltuğu hazırladın hazırdır. Mı? Hazırdır. Vallahi. Hazırdır. Koltuk yoksa ben sana bu koltuğu vereceğim. Hazırdır. Vallahi. Hazırdır. Tamam. Peki şu an ülkeyi yönetenlere ne mesajı vereceksin buradan? İşte zam yapmasınlar. Zam yapmasınlar değil. Yapan yaptı zaten. Tamam oldu. Zamlar oldu. Bundan sonra zam olmasın. Artık... Yemem yok, bu zamı yedi halkımız olan hepimiz bu zamı yedik. Bu yemekleri, bütün yemekleri yedik yani hep birlikte yemekleri yedik. Dolayısıyla bundan sonra zam olmasın. Temennim zam yapılmadan eğer bu işi götürecekse götürsünler, götürmezlerse vazgeçecekler. Çünkü zam olursa ülke halkımız, bütün halkımız ekonomik sıkıntı yaşar. Evet, Halil kardeşimin de söylediği gibi yiyemem yok değil mi? Tabii yiyen hepimiz yedik, hepimiz yedik. Tabii evet. Ama en azından bundan sonra diyorsun yemeyelim. Evet. Bakın değerli izleyiciler, Halil'i seçerseniz işte bunlar olmayacak. Şimdi size bunlar trajikomik geliyor olabilir. Allah aşkına ne farkımız var bize söyleyin. Bizim siyasilerimiz çıkıp da bize Halil kardeşimin vaat ettiklerini vaat etmediler mi? Vaat ettiler. Onlar da benzerlerini söylediler. Tamam birazcık Halil kardeşim daha da abartıyor, uçak fabrikası falan diyor. Ama vizyonu daha geniş en azından. Peki onlar bunu vaat etti. Bu kadar konu konuşuldu seçim öncesi. Şimdi iktidara gelindi. Ne oldu? Hepsi unutuldu. Halil kardeşim
Unutacaksın mı sen iktidara gelirsen? Bak asla. Unutursan hatırlatırım ha bu programı. Unutmam. Asla unutmam. Vallahi bak başbakan olduğunda bana randevu vermezsen hatırlatırım bu programı. Unutmam. Asla unutmam. Halkını unutacak mısın? Yok unutmam. Halkın hep yanında olacaksın. Hep yanındayım. Unutmam. Hep içinde olacaksın. Evet. Ne yapacaksın halkla birlikte? Anlat bakayım biraz daha projelerini. Gideceğim, memura artış vereceğim. Kimseye mağdur etmeyeceğim. Asgari ücret 4 milyar yapacağım. Kaç para yapacaksın asgari ücret? 4 milyar yapacağım. Nasıl kurtaracak 4 milyar? Buraya 3 tane matbaa kuracağım. Gazim olsa iskeceliğe para basacağım. Tabii 50, 100, 200 banka para bir kağıt para basam menekşe. 500, onu kendim icat edeyim. İçeceğim, memura ödeyeceğim. Aynı zamanda buraya 20 tane altın fabrikası kuracağım. Masa boyuna külçe altın ödeyeceğim. Altınları bozacağım, paraya çevireceğim. İçeceğim, memur ödeyeceğim. Kimseyi mağdur etmeyeceğim. Bütün Türk halkı başımın baş tacıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene. O kadar. Çok teşekkür ederim. Para basacak, altın fabrikası üretecek Halil sorunu çözdü. Peki Türkiye ile olan ilişkileri nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye ile de ilişkiye gene diyaloğa devam edeceğim. Ama bildiğiniz gibi tabii vatandaşlık konusunda sicili temiz olanları yapacağım. Olmayanları... Halil senin sicil temiz mi önce? Temizdir. Yani başbakan olabilin sorun yok. Tabii sorun yok. Tamam. Dolayısıyla şeydir yani yapmak istediğim, diğerlerine katılırsa eğitimine ekleyeceğim, diğerlerine kayıt altına alacağım, kafe rengi belge yazılacağım, ülkeye disiplin intizam getireceğim, kumarada yasasına da değişiklik yapacağım, 5000 dolar ödemeyen kişiler kumarhaneye girmeyecektir, dışarıda kalacaktır, içeri girmeyecektir. Bu şekilde ülkeye disiplin ve intizam getireceğim. Peki kabineyi nasıl oluşturacağım? Beni bakan yapar mı mesela? Gel bir anlaşalım. Olabilir. Hadi. Ne bakanı yapacağım beni? Maliye. Şimdi olur. Bizim dur da Ersin Bey zannedecek gözüm var maliyede. Yok maliye değil ya sen eğitim bakanı. Eğitim yap beni. Eğitim, ha. Aman diyeyim ondan sonra tamam. Başıma iş atma şimdi. Tamam, tabii, var olan işi bizden tabii, de dolduracağız bize. Eğitim. Tamam eğitim, evet. Eğitim Allah razı olsun. Evet. Halil kardeşim son sözü sana bırakıyorum. Yurda seslen buradan. Milyonlar insan seni izliyor tamam. Şu anda. Halka sesleniş ya ulusa sesleniş. Ben diyorum ki Allah Türk milletine zavallı ziyan vermesin. Dünya milletlerine. Kıbrıs'ta barış, Türkiye'de barış, dünyada barış olmasını talep ediyorum. Hepinize iyilik, sağlık dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Allah aşkına bakın, nizam var, dizayn var ve bakın duruşa bakın, asalete bakın, resmiyete bakın, ciddiyete bakın. En azından Halil, halkın önünde, Kıbrıs Türk halkının önünde resmi, esas duruşta duruyor. İşte buradan bizi yönettiğini zanneden, yönetenlere, yönetmeye çalışanlara Halil cevabını veriyor. Eğer devam ederseniz halkın üzerine zam yapmaya biz vallahi de billahi de sizi çıkartmayacağız programlara. Bundan sonra Halil'i çıkartacağız. Halil gibi değerli insanları çıkartacağız. Ki gerçekleri onlar da söylüyor, siz de söylüyorsunuz. Değişen hiçbir şey olmuyor. Halil'cim bir söz vardır bilir misin? Gitti geldi aynısı fasulyenin yahnisi. Evet. Bilir misin onu? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam sağ ol. Sağ olasın. Şimdi tamam. Ben nereye gidiyorsun? Maliye Bakanı'na gideceğim. Allah istese. Tamam. Maliye Bakanı Sayın Zeren Mungan'a da. Tamam. Selamımızı söyle. Tamam. De ki eğer işini yapmazsa yarın bir gün sen başbakan olursan onu oraya koymazsın. Bozulmaz mı resim ben? Kaçma. Tamam. Dur gitme bir yere. Bu da işin esprisi olsun. Efendim Ada Sabahı'na devam edeceğiz birlikteliğimize. Bizden ayrılmayın. Ada Sabahı'nda şimdi o Halil'in halka seslenişini tekrar ekranlara getirelim. Az önce gelmişti. Sonrasında da bizim yayın yönetmeni arkadaşımız Mehmet'in halka seslenişi gelsin ekranlara. Birlikteliğimiz devam edecek.